İyi akşamlar. Bugün 21 Kasım 2022 Pazartesi, Edirne Televizyonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Edirne'de tek katlı evde çıkan yangında bir kişi yaralanırken mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Edirne'nin Çavuşbey mahallesi Horozbayırı sokaktaki tek katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde yaşayan Ö.C. yangına müdahale ederken el ve ayaklarından yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatısı çöken ev ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. Trakya Bölgesel Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Kırklareli'nde yapıldı. Toplantıda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın sınır güvenlikleri hakkında konuşularak düzensiz göçe ilişkin tedbirler ele alındı. Trakya'da yaşanan düzensiz göç çerçevesinde iller arası koordinasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen Trakya Bölgesel Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nın 8.si Kırklareli'nde gerçekleştirildi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın başkanlığında Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan toplantıya Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Trakya'da görev yapan Cumhuriyet Başsavcıları, Askeri Birlik Komutanları, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, Gümrük ve Dış Ticaret Müdürleri, İl Göç İdaresi Müdürleri ve ilgili birim yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye'nin 2018 yılından beri insani yardımda dünya birincisi olduğunu vurguladı. Üç ilimiz biliyorsunuz ki birbirine sınır, göç kaynaklı ortak sorunlarımız var ve bu sorunların çözüm önerileri de yine ortak. Bu çerçevede 7. toplantıda aldığımız kararların ne aşamada olduğunu değerlendireceğimiz ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejileri belirleyeceğimiz bu toplantının hayırlara vesile olmasını tekrar temenni ediyorum. Hepimizin bildiği üzere artık ülkemiz 2018'den bu yana hem insani yardımda dünya birincisi durumda, hem de bölgemizdeki oluşan istikrarsızlıklar nedeniyle göç dalgalarına maruz kalmaktadır. Ve sınır ili olan illerimizin buna ilişkin olarak daha ciddi tedbirler alması gerekiyor. Bu tedbirleri bugün konuşacağız ve aldığımız tedbirleri ortak bir şekilde uygulayacağız. Koordinasyonun çok önemli olduğunu bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan dolayı gördük ve daha iyi bir şekilde koordinasyonu sağlayacağız. Sebze fiyatları yükselmeye devam ediyor. Pazar tezgahlarında patates ve kuru soğanın kilogram fiyatı 15 liraya yükseldi. Fiyatları gören vatandaşlar şaşkın. Pazar esnafı kış aylarında fiyatların daha da yükselebileceğini söylüyor. Yani eskiden 5 kilo alıyorken şimdi 2 kilo 3 kilo alabiliyorsun fazlasını ama 15 liradan. Düşünsene de 5 kilo aldığını kaç para yapar? Kış mevsiminin yaklaşmasıyla sebze fiyatları da yükselişe geçti. Pazar tezgahlarında geçtiğimiz hafta 12,5 liradan satılan patates ve kuru soğanın kilogram fiyatı bu hafta 15 liraya yükseldi. Fiyatlar yüksek olunca vatandaşlar ihtiyacı oranında sebze almak durumunda kalıyor. Edirne'de merkez pazar yerinde kurulan pazartesi pazarı esnaflarından Dindar Celepler fiyatların daha da yükselmesini beklediklerini kaydetti. Bir haftadır yükselttiler fiyatları. Neden? Vallahi bizler de halden alıp satıyoruz. Fiyatlar yani hep yükseliyor. Yarın bugün alacağımız fiyatlar hiç de belli değil yani. Vatandaş azar azar bütçesine göre. Bütçesine göre alıyor yani. Ne kadardı patates? Geçen hafta 12,5 lira 10 liradı. Bu hafta 15 liraya kadar çıktı. Haftaya ne olacağı hiç belli değil. Daha da yükselecek diye söylüyorlar yani. Fiyatların her hafta artış görmesinden dolayı şaşkınlık yaşadıklarını belirten vatandaşlarsa bu şartlarda geçinmemiz çok zor, ihtiyacımız kadar alabiliyoruz diyerek fiyat artışlarına karşı tepkilerini dile getirdiler. Fiyatlar çok pahalı abi.
düşündüğümüzün üzerinde fiyat. Emekliyiz yani işte azar azar almaya çalışıyoruz hepsini. Eskiden daha ucuzdu yani. Alım gücümüz daha fazlaydı. Fakat şimdi azar azar almaya çalışıyoruz. Pahalı ama ne yapacak? Pahalı pahalı alıyoruz. Çok pahalı her şey. Her şey yani alamıyoruz. Çok pahalı. Patates, soğan ne zaman aldınız? Yeni aldık 10 lira. 15 lira. Bugün 15 liraya yükseldi. Bugün 15 olmuyor. Ben cumadan aldıydım. 12 bıçağı da vardı, onu da vardı. Küçüklerinden aldım, ne yapayım? Lazım. Çok pahalı. Çok geçinemeyiz. Çok pahalı. Tabii ki yüksek. Yüksek yani 15 lira bayağı bir yüksek fiyat. Düşük fiyat değil yani. Çok tüketiyor musunuz patates, soğan? Çok aşırı olmasa da bir evde mutfağın patates, soğan olmadan olmuyor tabii ki. Yani muhakkak bunun olması gereken şeyler. Muhakkak olması gerekiyor yani. Mesela eskiden 5 kilo 5 kilo alıyorken şimdi 2 kilo 3 kilo alabiliyorsun fazlasını ama 15 liradan. Düşünsene de 5 kilo aldığını kaç para yapar? Tabii ki yüksek yani. Sadece patates ve soğanla da mutfak olmuyor yani. Çünkü burada gider olarak bunu vermiyoruz. Şu anda çok yüksek yani. Raf fiyatlarına göre de çok yüksek arkadaşlar. Asgari ücretle çalışan birisi için gerçekten de yüksek. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çeşitli partilerden 100 kişi MHP'ye katıldı. MHP İl Başkanı Zakir Tercan, Edirne'de MHP'nin güçlenmeye devam ettiğini söyleyerek yeni üyelerimizle gücümüze güç katıyoruz dedi. İçimizde ve dışımızda. Bize yakın veya bize uzak, herkese sevgi ve saygıyla yaklaşarak Edirne'de MHP'nin siyasi dinamini harekete geçireceğiz. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çeşitli partilerden 100 kişi düzenlenen törenle MHP'ye katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Zakir Tercan, ilçe teşkilatında düzenlenen törende partiye katılanlara rozetlerini taktı. MHP'nin Edirne'de güçlenmeye devam ettiğini belirten İl Başkanı Tercan, "Baba ocağınıza hoş geldiniz." dedi. MHP Edirne'de fırtına gibi esmeye devam ediyor diyen İl Başkanı Zakir Tercan, MHP ve ülkücü camianın Edirne'de güç birliğiyle başarılı olacağını ifade etti. Zaman MHP'nin çatısı altında birleşme ve bütünleşme zamanıdır. MHP ve ülkücü camia buna hazır ve kararlıdır. MHP'nin gönül kervanı Edirne halkının güvenini ve ümidini MHP ve ülkücü camianın boşa çıkarmayacaktır. Kendi özü, kendi sözü olan MHP'yi Edirne'de başarılı kılmak için bizlerin ve bütün milliyetçilerin gayreti ve teveccühüyle 2023 yılında yapılacak olan milletvekili seçimlerinde başarılı olacağız inşallah. Her birimiz biz dava adamı olmanın şuuru ile kenetlenmeliyiz. Üzerimize düşen her neyse, fazlasıyla yerine getirmeliyiz. Gün birlik günüdür. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır. Gelin canlar bil olalım, iri olalım, diri olalım, bu oyunu bozalım. İçimizde ve dışımızda, bize yakın veya bize uzak, herkese sevgi ve saygıyla yaklaşarak Edirne'de MHP'nin siyasi dinamini harekete geçireceğiz. Edirne Lisesi'nin unutulmaz öğretmenlerinden Rayegan Köyatası 99 yaşında yaşama veda etti. Öğretmenlerin öğretmeni olarak anılan Köyatası eski camide düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Her türlü haklarınızı helal eder misiniz? Edirne'de emekli öğretmen, Edirne Lisesi'nde uzun yıllar coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Rayegan Köyatası 99 yaşında vefat etti. Köyatasının vefatı başta ailesi olmak üzere yetiştirdiği öğrencileri ve sevenlerini derinden üzdü. Emekli coğrafya öğretmeni Rayegan Köyatası için eski camide cenaze töreni düzenlendi. Törende yakınları taziyeleri kabul etti. Törene AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Önder Arpacı, Edirne Lisesi Eğitim Vakfı ve Edirne Lisesi'nden Yetişenler Derneği Genel Başkanı Atıl Erman, öğrencileri, eş, dost ve yakınları katıldı. Allahu Ekber! Esselam!
Emekli öğretmen Rayegan Köyatası'nın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan SSK eski bölge müdürü merhum Doğan Haybat'ın eşi Gökşen Haybat'la Kaleiçi Dilaver Bey mahallesi sakinlerinden Teksif Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Kafa'nın annesi Hacı Nadide Kafa eski camide düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. Edirne'de avukat Barış Olgaç'ın eşi 41 yaşındaki Nihan Ilıca Olgaç tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bir çocuk annesi Olgaç'ın vefatı ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Nihan Olgaç'ı dünya hayatından nasıl bilirsiniz? Bir dahi nasıl bilirsiniz? Bir dahi nasıl bilirsiniz? Ben bu beni dünyadaki akraba, eş, dost, kulluk haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal. Bir dahi helal ediyor musunuz? Helal. Bir dahi helal ediyor musunuz? Helal. Merhum bankacı Nihal Ilıca ile Trakya Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından emekli Taner Ilıca'nın kızı, avukat Barış Olgaç'ın eşi Nihan Ilıca Olgaç, bir süredir tedavi gördüğü hastalıktan kurtulamayarak vefat etti. Olgaç'ın vefatı ailesini ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Bir çocuk annesi 41 yaşındaki Nihan Ilıca Olgaç için bugün Musa Beylikköy Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın yanı sıra eş, dost ve yakınları katıldı. Ben Gürkan kardeşimizin son yolculuğuna makamını cennet eylesin. Nihan Ilıca Olgaç'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Musa Beyli Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Edirne Belediyesi'nin Karaağaç'ta oluşturduğu Cumhuriyet Çiftliği'nde ata tohumu buğdaylardan elde edilen unlar hamur işlerine dönüştürüldü. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, hedeflerinin yerli tohumları çoğaltarak geleceğe taşımak olduğunu söyledi. Temin etmiş olduğumuz tüm doğal tohumları çoğaltarak bizler de üreticilerle buluşturuyoruz ve geleceğe sağlıklı tohumları taşımanın her türlü yolunu, yöntemini araştırıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Edirne Belediyesi'nin İkiz Evler'de bulunan mutfak atölyesinde Cumhuriyet Çiftliği'nde yetişen ata tohumu buğdaylardan elde edilen unlarla yapılan hamur işlerinin sunumu gerçekleştirildi. Atölyede 2 aylık pasta yapımı ve sunumu kursunu tamamlayan kursiyerlerin yerli tohum buğdayların unundan yaptıkları hamur işleri Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, Özel Kalem Müdürü Egemen Ilgın'ın katılımıyla basın mensuplarına tanıtıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, temin ettikleri yerli tohumları çoğaltarak üreticilerle buluşturduklarını belirterek hedeflerinin yerli tohumları gelecek kuşaklara taşımak olduğunu ifade etti. Kursiyerlerimiz 512 saatlik pasta yapımı ve sunumu kursumuza katılan kursiyer arkadaşlarımız bugün de kendileri el emekleriyle yaklaşık 2 aydır sanırım çalışıyorsunuz. 2 aylık çalışma eğitimden sonra hocamızın vermiş olduğu eğitimleri aldıktan sonra hayata geçirmiş oldukları ürünleri hepiniz masada görüyorsunuz. Tabii bugünün ayrı bir anlamı var. Bizim Sayın Başkanımızın öncülüğünde başlatmış olduğumuz ata tohumundan ürettiğimiz buğdayımızı buna çevirdik ve doğal unumuzdan üretmiş olduğumuz ürünleri bugün burada sizlerle buluşturacağız. Bizler de tadına bakacağız. Geçmişten gelen ve gelecek kuşaklara da sağlıklı ürünleri sunabilmek adına Edirne Belediyesi olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Temin etmiş olduğumuz tüm doğal tohumları çoğaltarak bizler de üreticilerle buluşturuyoruz ve geleceğe sağlıklı tohumları taşımanın her türlü yolunu, yöntemini araştırıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ürünlerde bu yapmış olduğumuz çalışmaların sonucu olarak görmüş olduğunuz gibi ortaya çıktı. Tüm hocamıza da, tüm kursiyerlerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 512 saatlik süren güzel çalışmaların sonunda daha iyi ürünleri, daha sağlıklı ürünleri onlar da gerekli olan iş yerlerinde tüm ihtiyaç sahipleriyle buluşturacaklar. Hem aileleri kazanacak hem de Edirne'deki tüm tüketiciler daha sağlıklı ürünlerle buluşmuş olacaklar. Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Sema Örgün, ata tohumu buğdaylardan elde edilen unlarla ürettikleri ürünleri tanıttı. Bu ürünümüz kara buğday dediğimiz üründen yapılan ürün.
Bu kepekli undan yapılan ürün. Diğer gördükleriniz normal undan yapılan ürünlerimiz. Sadece mayalama yöntemi, normal mayalama yöntemiyle bu kursiyerimiz yaptı, Hülya ablamız yaptı. Hülya ablamızın yaptığı da ekşi maya ile yapılan bir ekmek. Onun dışında yine normal üründen un helvası, un kurabiyesi, küçük tadımlık kurabiyelerimiz de var. Daha sonra belediye başkan yardımcısı Hakan İşcan ve katılımcılar ata tohumu buğdaylardan elde edilen unlarla yapılan ürünlerin tadına baktı. Saros Körfezi'nde etkili olan fırtına sebebiyle oluşan dev dalgalar ürkütücü boyuta ulaştı. Saros Körfezi'nde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına etkisini artırarak devam ediyor. Lodos nedeniyle Erikli Yayla, Mecidiye, Gökçetepe, Sultaniçe ve Sazlıdere sahillerinde dev dalgalar oluşuyor. Sahillerdeki evlere kadar uzanan dev dalgalar ürkütücü boyuta ulaştı. Tekirdağ, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 9 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken 10 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkışlarında narkotik suçlarla mücadele dahilinde çalışma yapıldı. Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerindeki 4 farklı olayda 3 paket halinde 3 kilogram eroin, 10 paket halinde 5 kilo 250 gram skank, 544 gram metamfetamin, 56 adet sentetik ecza maddesi, 1 miktar kokain, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9.825 lira ve 1 miktar döviz ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Edirne şehir merkezinde evden kaçan ve 2 gün boyunca ağaçta mahsur kalan cins kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edirne'nin Talatpaşa mahallesi Piri Reis sokakta evden kaçan yavru Rus kedisi çıktığı ağaçta 2 gün boyunca mahsur kaldı. Durumu fark edip telaşlanan kedi sahibi Alev Şeker itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden indirmek için çalışma başlattı. Yavru kedi uzun uğraşlar sonucu ağaçtan indirilerek sahibine teslim edildi. Yavru kedisi Duman'ın cins kedi olması sebebiyle evcil olduğunu ve dışarıya alışık olmadığını söyleyen 4 çocuk annesi Alev Şeker, kedisinin 2 gündür ağaçta olduğunu ve çok korktuğunu belirtti. Kedimiz dün sabahtan beri orada indiremiyoruz. Hayvan aç, susuz, üşüdü. Biz de çıkıp alamıyoruz. Balkon kapısından kaçmış. Ağaca nasıl çıktığını ben de bilmiyorum. Herhalde köpekten falan korktu, kaçtı. Dün sabahtan beri ağaçta, geceyi de orada geçirdi. Evde çoğu çocuk aldık, perişan olduk dünden beri. Hani yavrum bu orada mı yavruyor, biz evde ağlıyoruz böyle. Hani inanın akşam uyumadım ben. Ne yaptı, ne etti, acaba indi mi, inmedi mi? Perişan olduk yani. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokağın dar olması sebebiyle araçla girememelerine rağmen ağaca uzattıkları merdiven yardımıyla mahsur kalan yavru kediyi ağaçtan kurtarmayı başardı. Kedisinin kurtarılmasının mutluluğunu yaşadığını söyleyen Şeker, onu çok özlediğini belirterek duygu dolu anlar yaşadı. Ekiplere teşekkür eden Şeker, kedisine kavuşmanın mutluluğuyla evinin yolunu tuttu. Korktun mu kızım? Of, seni yerim anne. Bir daha yapma, tamam mı, yaramazlık? Yapma bak, acıktın, susadın değil mi kızım? Gidelim eve de doyurayım seni güzelce. Of, sana kıyamam. Tamam, bağırma, bitti geçti git, ben dedim tamam. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı birbirinden özel konserlere ev sahipliği yapacak.
Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü Edirne'de konserlerle kutlanacak. Bir süre önce hizmete açılan Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda düzenlenecek konserlerle Edirneliler eğlenceli bir hafta geçirecek. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı ilk olarak çocuk korosuna ev sahipliği yapacak. 23 Kasım Çarşamba saat 19.30'da düzenlenecek olan konserde çocuklar en güzel şarkılarını baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve çok kıymetli öğretmenlerimiz için söyleyecek. Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl sevinci ise Türk Halk Müziği Korosu'nun vereceği muhteşem konserle yaşanacak. Yaşar Özel'in şefliğindeki konser 23 Kasım Çarşamba saat 20'de Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda gerçekleştirilecek. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı son olarak Türk Sanat Müziği Korosu'na ev sahipliği yapacak. 27 Kasım Pazar 20.30'da Seven Sansı'nın şefliğinde düzenlenecek olan konserde Türk Sanat Müziği Korosu en güzel şarkılarını Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü için seslendirecek. Konserler ücretsiz olarak halkın katılımına açık olacak. Tekirdağ Çorlu ilçesinde park halindeki servis minibüsünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Tekirdağ Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Bağlarıçi 4. sokak üzerinde park halinde bulunan servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu itfaiye istasyon ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yanan minibüste maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 6 lira, en yüksek 6 lira 82 kuruş, ortalama 6 lira 20 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık en düşük 11 lira 26 kuruş, en yüksek 13 lira 12 kuruş, ortalama 12 lira 51 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 37 lira 30 kuruş, en yüksek 65 lira 40 kuruş, ortalama 59 lira 09 kuruş. Düve en düşük 42 lira 40 kuruş, en yüksek 56 lira 40 kuruş, ortalama 51 lira 56 kuruş. İnek en düşük 29 lira 60 kuruş, en yüksek 49 lira 80 kuruş, ortalama 40 lira 04 kuruş. Koyun ortalama 34 lira, kuzu en düşük 50 lira, en yüksek 66 lira 30 kuruş, ortalama 58 lira 03 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 16 derece olması bekleniyor. Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu gece nöbetçi eczaneler şöyle. Talatpaşa Caddesi'ndeki Çakbil Eczanesi, Tıp Fakültesi Kavşağı D100 Karayolu üzerindeki Şimşek Eczanesi. Serbest piyasada dolar 18 lira 62 kuruştan, euro 19 lira 08 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1043 lira 95 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 4516 puandan işlem gördü.
Haberlerimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum.